Sadece İngiltere'den değil, Avrupa'nın önemli başkentlerinden Ajans Britanya öne çıkan başlıkları sizlerin ekranınıza taşıyor. Şimdi ise hep birlikte Paris'e, Fransa'ya gideceğiz. Yusuf Güney ve Rafet Ayroman'ın konserini izleyeceğiz. Aysel Engüzekli yönetiminde Ankara Anlaşması, Business Plan, Şirket, Şahıs ve Ortaklık konularında uzman kadrosuyla tüm muhasebe işlemlerinizi profesyonelce yapan Ada Associates'in sunduğu Gezelim Görelim başlıyor. Romantik şarkıların başarılı yorumcusu Rafet Eroman'la Yusuf Güney Fransa'da sevenleriyle buluştu. Başkent Paris'te bulunan Villiers-le-Bel bölgesinde L'Étoile de Villiers düğün salonunda gerçekleşen konserde düet yapan iki ünlü sanatçı, kendilerini dinlemeye gelen Türkiyelilere felekten bir gece çaldırdı. Konser organizasyonunu yapan George Yaramış ve L'Étoile de Villiers düğün salonunun sahibi Fehmi Yaramış, Ajans Britanya mikrofonuna konuştu. Siz tanıyabilir miyiz? Benim adım George Yaramış. Bu salondaki görevinizi öğrenebilir miyiz? L'Étoile de Villiers organizatörüyüm. Rafet Aroman ve Yusuf Güney, Sevgiler Günü için Paris'te getirdik. Yanımızda L'Étoile de Villiers'in sahibi var. Şimdi kendisini tanıyoruz. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, hoş geldiniz. Benim adım Fehmi Yaramış. Fehmi Bey, ne kadar zamandır bu salonu işletiyorsunuz, sahibisiniz? Evet, ben şimdi şöyle söyleyeyim. Bizde iki tane salonumuz var. Burası L'Étoile de Villiers. Bu 9 yıldır faaliyete geçmiş. 9 yıldan beri işletiyoruz. Başka bir salonumuz daha var. İsmi Palace de Villiers. Buraya yakındır. Buradan aşağı yukarı Paris'ten diyebilirim size 20 kilometre uzaktayız. Öbür salonun adı da Palace de Villiers'dir. 1600 kişi alıyor. Burası da 1200 kişi alıyor. Salon müşterileriniz çoğunlukla Türkler mi? Genellikle en çok Türktür. Tabii ki ara sıra Yahudi düğünlerimiz de var. Arap düğünlerimiz var. Bu Afrikanların da yapılıyor. Ama en çok büyük ağırlık Türklerin düğünleri oluyor bizde. Konserin ardındansa iki ünlü sanatçı kameralar karşısındaydı. Rafet Bey, konser muhteşem geçti, gördük. Siz ne hissediyorsunuz? Duygularınızı alabilir miyiz? Paris konseri çok güzeldi. Çok güzel bir kitle vardı. Samimi, sıcacık, neşeli bir konser oldu. Paris'e tabii dönem dönem zaman geliyoruz. Her zaman hep güzel konserlere vesile olduğumuz için mutluyuz. Müzikseverlere buradan teşekkür ederiz. Peki yeni albümünüz de çıkacak biliyorum. Ondan biraz bahsedebilir miyiz? Yeni albüm Mart ayının sonunda çıkıyor. Sevgiye Zaman Ver ismi altında 10 tane yine Rafet Erroman şarkısı, yine romantik şarkılar. Yine aşk şarkıları. Aşk şarkıları yine ağırlıkta olacak. İşte uzun zamandır da bekliyor zaten müzikseverler. 1-2,5-3 yıl oldu neredeyse. İnşallah dediğim gibi Mart ayının sonunda yeni bir albümle tekrar merhaba diyeceğiz. Yusuf Bey, harika aşk parçalarına imza atıyorsunuz. Bunların hepsi yaşanmışlıktan mı geliyor? Yok, hepsi değil tabii ki. Bazıları yaşanmış, bazıları öyle yaşayanlara yazılmış. Eşe dosya yazılan da var. Dördü böceğe yazılan da var, her şeye var. Aşka değişik bir bakış açınız var o zaman.
Yani sonuçta hani duygusal bir insan olunca yazıyorsunuz. Yani. Buradan Londra'daki hayranlarınıza ne söylemek istersiniz? Londra'daki bütün memleketteki diyelim. Çünkü burası bizim memleketimiz oldu artık. Tüm herkese sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum ki yakında inşallah geleceğiz oraya. Buluşacağız sevenlerimize.